yapıyorsun? Bırak! Yürü. Bırak! Ne yapıyorsun? Bırak! Bırak! Nereye götürüyorsun? Yürü. Al sana gaddarlık. Bundan sonra canın her istediğini yapamayacaksın öyle. Ben ne diyorsam o olacak. Ne istedim sanki ben be? Ailemin geleceği için çalışıp para kazanmak istedim o kadar. Aç. Açıp ne diyeceğim? Seninle çalışmak istemiyorum diyeceksin. Eserim miyim ben senin? Böyle mi terbiye edeceksin? Buraya kapatarak mı? Ben seni buraya terbiye etmek için getirmedim. Ek iş istiyordun. Al sana ek iş. Bundan böyle çiftlikte ek mesai yapacaksın. Ayrıca o adamdan alacağın paranın iki katını veriyorum sana. Başla hadi. Yazık. Çok yazık sana. Sen busun işte. Böyle kaba, düşüncesiz ve gaddar. O saydıklarım benim özelliklerim değil. Senin hak ettiklerin. Kime ne anlatıyorsam zaten. Bizim seninle anlaşmamız mümkün değil. Bak işte bu konuda çok haklısın. Bir an önce başla. Döndüğümde burası tertemiz olacak. Zeynep, çok şükür sesini duydum. İyi misin? Orhan, ben gelemiyorum. Anlamadım. Neden? Yoksa ters bir şeyler mi oldu? Bak eğer öyleyse hemen geliyorum. Hayır, hayır. Gelmene gerek yok. Ben babaannemi bırakamadım. Kusura bakma, seni de arayamadım. Ne kusuru Zeynep? Sen sadece bir şeye ihtiyacınız var mı onu söyle. Yok, sağ ol. Tamam. Geçmiş olsun. İşi düşünme sen. Bugün olmaz, yarın olur. Bakarız. Ben çok yorgunum, şimdi kapatmam lazım. Tabii tabii. Sen Zümrüt Hanım'la ilgilen. İyi geceler.
Halil Fırat. Eğer bu işin altından da sen çıkarsan... işte o zaman gerçek Orhan Tuğrul'la tanışmaya hazır ol. Gitmeyeceksin diyorsam gitmeyeceksin o adamın yanına. Orhan... bana güzel bir iş teklifinde bulundu. Kabul etmeyi düşünüyorum. Eren, ne yaptın bu Orhan Tuğrul meselesine? Aslı haber beklediğim bir yer var. Yarın arayacak. Konuşur konuşmaz iletirim sana. Tamam. Bekleyelim Eren. Onu da bekleyelim. Bekleyelim. Kıracağım senin o inadını.